İnandım demekle kurtulacağınızı mı zannettiniz dedi Allah. Sahabilerin başına gelenler bizim başımıza gelseydi, ben yemin etmek istemiyorum ama şu camide ben de dahil belki imanımızı bile kurtaramazdık biz ya. Hadi bizi 70 derece sıcakta 100 derece sıcağın üstüne yatırıp üzerimize bir taş bassalardı. Biler gibi koruyabilecek miydik biz imanımızı? Anamızı babamızı önümüzde paramparça etselerdi. Ambar bin Yasir gibi o filmde gördüğünüz oyuncak sizin. O sizin elinde oyun. Orada gösteremezler çünkü. Hazreti Yasir'i boğdular. Gözlerimin önünde Ambar bin Yasir'in. Gencecik delikanlı daha ya. Annesini yere yatırmışlar. Öyle tahta kazıklara bağlı değildi o filmdeki gibi. En uygunu onu yaptılar. Hala onu seyrediyoruz. Atlara bağlıydı. O hanım annemiz bizim. Hazreti Yasir'in gözü önünde. Atları gördü, paramparça yaptılar adamın önünde anasını. Sonra dedi ki peki dedi, inandım sizin putlarınıza inandım. Sonra onun için ayet indi ya. Zorba kaldığınızda dilinizle söylediğiniz küfür küfür sayılmaz. Sizin kalbiniz imanla dolu diye ayet indi ona ya. Acaba bize bunları yapsalardı biz la ilahe illallah diyecek miydik bir daha acaba? Çünkü biz 100 liramızı kaybedeceğiz. Amirimizden azar işiteceğiz. Aman başımıza bir şey gelecek. İşten atılacağız. Yerimiz bozulacak, yurdumuz bozulacak diye. Zaten hakkı konuşmaya korkuyoruz. Acaba bunlar başımıza gelseydi biz acaba durabilecek miydik böyle? Allah ayaklarımızı sabit tutsun. Ölene kadar sabit tutsun. Timur Taş Hoca rahmetlik cezaevine girmiş. Elektrik vermişler. Vefatından sonra anlatıldı bazı şeyler. Çünkü ayıptı. Anlatılması ayıptı. Anlatılması ayıptı. Timur Taş Hoca'nın videolarda 150 kilo görüyorsunuz. Öyle değildi o. Gördüğü işkencelerden o hale geldi. Hanımının haberi yok hangi hapiste olduğundan. Hanımının haberi yok. Hangi cezaevinde olduğundan haberi yok. Ve kendisi diyor ki rahmetlik, bir duydum ki diyor kuyumcu bir ev sahibim vardı. Beni de severdi. Ben daha cezaevindeyken kapının önüne koymuş çocuklarımı diyor. Davasından vazgeçmiş mi? Bizim büyüklerimiz davasından vazgeçmiş mi? Resulullah Aleyhisselam'ın en büyük sünnetlerinden biri dava adamı olabilmek. Nasıl dava adamı olabilmek? Bütün Mekke'nin malını mülkünü önüne koyduklarında, Mekke'nin en güzel kızlarını önüne koyduklarında kalkıp tüm gücü eline almak pahasına dahi olsa, o zulümlerden kurtulup Mekke'nin kralı olmak pahasına bile olsa, bir elime güneşi bir elime de ayı koysanız ben davamdan vazgeçmem diyebilecek kadar davanıza sahip çıkmaktır dava adamı olabilmek. Korkmayacaksın oturduğun koltuktan, bırak altından gidiversin. Korkmayacaksın kovulmaktan. Hakkı söyleyeceksin. Allah için söyleyeceksin. İdeolojin için değil. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Allah adamlarını seveceksin. Şakşakladığın adamlara dikkat edeceksin. Ki Resulullah Aleyhisselam'ın bu dava şuurunu alabilesin. İnandım demekle kurtulacağınızı mı zannettiniz dedi Allah. Sahabilerin başına gelenler bizim başımıza gelseydi, ben yemin etmek istemiyorum ama şu camide ben de dahil belki imanımızı bile kurtaramazdık biz ya. Hadi bizi 70 derece sıcakta 100 derece sıcağın üstüne yatırıp üzerimize bir taş bassalardı. Biler gibi koruyabilecek miydik biz imanımızı? Anamızı babamızı önümüzde paramparça etselerdi. Ambar bin Yasir gibi o filmde gördüğünüz oyuncak sizin. O sizin elinde oyun. Orada gösteremezler çünkü. Hazreti Yasir'i boğdular. Gözlerimin önünde Ambar bin Yasir'in. Gencecik delikanlı daha ya. Annesini yere yatırmışlar. Öyle tahta kazıklara bağlı değildi o filmdeki gibi. En uygunu onu yaptılar. Hala onu seyrediyoruz. Atlara bağlıydı. O hanım annemiz bizim. Hazreti Yasir'in gözü önünde. Atları gördü, paramparça yaptılar adamın önünde anasını. Sonra dedi ki peki dedi, inandım sizin putlarınıza inandım. Sonra onun için ayet indi ya. Zorba kaldığınızda dilinizle söylediğiniz küfür küfür sayılmaz. Sizin kalbiniz imanla dolu diye ayet indi ona ya. Acaba bize bunları yapsalardı biz
La ilahe illallah diyecek miydik bir daha acaba? Çünkü biz 100 liramızı kaybedeceğiz. Amirimizden azar işiteceğiz. Aman başımıza bir şey gelecek. İşten atılacağız. Yerimiz bozulacak, yurdumuz bozulacak diye. Zaten hakkı konuşmaya korkuyoruz. Acaba bunlar başımıza gelseydi biz acaba durabilecek miydik böyle? Allah ayaklarımızı sabit tutsun. Ölene kadar sabit tutsun. Timur Taş Hoca rahmetlik cezaevine girmiş. Elektrik vermişler. Vefatından sonra anlatıldı bazı şeyler. Çünkü ayıptı, anlatılması ayıptı. Anlatılması ayıptı. Timur Taş Hoca'nın videolarda 150 kilo görüyorsunuz. Öyle değildi o. Gördüğü işkencelerden o hale geldi. Hanımının haberi yok hangi hapiste olduğundan. Hanımının haberi yok hangi cezaevinde olduğundan haberi yok. Ve kendisi diyor ki rahmetlik, bir duydum ki diyor kuyumcu bir ev sahibim vardı, beni de severdi. Ben daha cezaevindeyken kapının önüne koymuş çocuklarımı diyor. Davasından vazgeçmiş mi? Bizim büyüklerimiz davasından vazgeçmiş mi? Resulullah Aleyhisselam'ın en büyük sünnetlerinden biri dava adamı olabilmek. Nasıl dava adamı olabilmek? Bütün Mekke'nin malını mülkünü önüne koyduklarında, Mekke'nin en güzel kızlarını önüne koyduklarında kalkıp tüm gücü eline almak pahasına dahi olsa, o zulümlerden kurtulup Mekke'nin kralı olmak pahasına bile olsa, bir elime güneşi, bir elime de ayı koysanız ben davamdan vazgeçmem diyebilecek kadar davanıza sahip çıkmaktır dava adamı olabilmek. Korkmayacaksın oturduğun koltuktan. Bırak altından gidiversin. Korkmayacaksın kovulmaktan. Hakkı söyleyeceksin. Allah için söyleyeceksin. İdeolojin için değil. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Allah adamlarını seveceksin. Şakşakladığın adamlara dikkat edeceksin. Ki Resulullah Aleyhisselam'ın bu dava şuurunu alabilesin.